giden bir harbesinden bu hafta Element Odası'nda. Oturanlardan daha çok benziyorsunuz bence. Hazırlığını çok iyi yapmış ama hafta içindeki performanslarından dolayı... Biz hiç kimseyiz. Çiğdem star bir havası var. Umarım o havanın olmadığını anlarsın Çiğdem. Nereye oynadın? Ne demek nereye? Kimlere oynadın acaba? Onu sen daha iyi bilirsin. Gitmek istemiyorum. Var mı itirazın? Güzel oynuyorsun onu söylüyorum. Arkadan terlenemezsin işte. Bakman yani. Tarzını biliyor musun Ayşegül? Gitmek istiyorsan sen burada kalsan gidersin. Bile birinci olamazsın. Sevgili izleyiciler, 12. haftadayız. Bu gece 12. haftayı tamamlıyoruz. Bilmem hatırlar mısınız? Fakir ama onurlu bir genç vardı dercesine. Üzgün suratlı ama mutlu kadınlar vardı bu podyumda. Kader onları bu noktada birleştirdi. Çiğdem, Nihal ve Sinem bu hafta eleme potasında. Az sonra içlerinden biri kurtulacak ve 10 bin lira yarışına dahil olacak. Bakalım yarışmacı arkadaşları hangisini kurtaracaklar? Kapı açılsın ve görelim. Bakalım onlar konsepte nasıl hazırlanmışlar?
teşekkür ediyoruz bu koreografi için. Hoş geldiniz Çiğdem, Nihal ve Sinem. Bu hafta eleme potasında sizler varsınız. Nasıl geçti hazırlık süreci? Çok eğlenceli. Kaşım yoktu bir yerde. Hayır yani hani hem konsepte hem de güzel olmaya odaklanacaksınız ya aynı zamanda. Böyle bir ilk, evet. Biraz öyle bir durum var. Zor oldu mu? Ben ilk defa çıktığım için böyle çok değişik geldi. Anlatsana biraz. Ay prenses. Gittim geldim, psikolojik durumlarım gidip geldi yani. Hafta içi de öyleydi. Hafta sonu da üstüne bu eklenince. Yani gerçekten. Ama sürpriz olmadı herhalde sana. Ama çünkü her canlı buraya tadacak ya. O yüzden. Sıramı salayım diyor. Bakalım sıra bende misin? Bu sıra. Kısmet. Kısmet. Nihal'cim. Ben alışığım zaten. Fark ettim. Arada bir gidip geliyorum. En gevşek olarak fark ettim. Asıl arkadaşlarım kurtarmazsa başlıyor benim için. Peki. Elenme. Sinem. Benim ikinci haftam. Birinde kız arkadaşlarım kurtarmıştı. Ama gerçekten hem kombinler hazırlayıp hem de burada kurtarma kombini gerçekten zor. Zor. Peki. Ahu Tuba, Gülşen Bubikoğlu, Müjde Ar tanıştırayım efendim. Kızlar. İki kez karar vereceksiniz. İlk önce kim gitsin söyler misiniz lütfen? Hepiniz çok güzel gözüküyorsunuz. Benzettim de olduğunuz kişileri. Yalnız ben Sinem gider. Sinem diyorsun. Özden? Kızlar ben de çok beğendim sizi. Yani burada oturanlardan daha çok benziyorsunuz bence. Ama aramıza... Yani ekstra olarak dahil olduğun için seni söylüyorum Sinem. Ayşegül. Ben yani bu tabloya baktığımda bu geceye göre hani Sinem çok güzel olmuş. Çiğdem diyorum. Nurcan ve Aycan. Sinem evet. Diyorum. Sinem. Ayşenur. Ben de Sinem gider diyorum. Hazırlığını çok iyi yapmış ama hafta içindeki performanslarından dolayı Sinem gider diyorum. Yuşa. Ben de en çok Sinem'i beğendim. Ama ben de hafta içine göre bir de burada geçirdiğimiz bir zamana göre Sinem gider diyorum. Gülay. Ben de Sinem diyorum. Ezgi. Ben de Sinem diyorum. Peki ilk isim belirlendi Sinem'cim. Ahu Tuba performansını göremeyeceğiz. Evet. Üzgünüm. Peki şimdi, hadi bakalım bir karar daha. Nihal'cim kulis nasıl gitti çalışmalar? Ya sadece dedim ki aslanlarım oraya zaten çıkın. Zaten şurada cuma günü başlamıştı biliyorum. Cuma da ilk gitmeden. Gün sadece günden dedim, başladı. Gidin ve gereğini yapın Tuba bizim. Peki Nihal mi Çiğdem mi? Ezgi. Çiğdem. Gülay. İkisini de çok seviyorum. Ama Nihal'i biraz daha uzun tanıdığım için Nihal kalsın diyorum. Yani kim gitsin? Çiğdem mi? Çiğdem. Sorun yok. İki Çiğdem. Gülşah. Çiğdem. Ayşenur. Çiğdem. Ben... Aycan, Nurcan. İkisini de çok seviyoruz biz de. Tabii ki de zor bir karar ama Çiğdem. Ayşegül. Ya ben de tabii baktığım zaman... Bu tabloya Nihal diyorum ama Çiğdem yani şey Çiğdem diyorum gitsin diye. Çünkü özellikle bu haftaki davranışlarından ve geçen hafta içeride arkadaşımın olmasını bile içine problem etmenden dolayı Çiğdem'i diyorum. Çünkü şey görüyorum onda, biz hiç kimseyiz, Çiğdem star bir havası var. Umarım o havanın olmadığını anlarsın Çiğdem. Hiçbirimizin öyle bir şeyi yok burada. Onun için Çiğdem nereye diyorum. Oynadın sen şimdi? Ne? Nereye oynadın? Ne demek nereye? Kimlere oynadın acaba? Onu sen daha iyi bilirsin. Geçtiğin yerlerde kameranın nereden çektiği ışıkları çok iyi ezberlemişsin. Oraya gittiğinde bile bakıyorsun nereden çektiğine. Evimde olmadığımı sana defalarca söyledim herhalde. Niye? Kamera evimde karşısındayız. Olmadığını? Kırmızı ışık yandığı zaman oraya bakıyoruz. Yo ben başka bir şey kastettim. Anlayan ama... anladı bence ya. Çok fena laf söyledin Ayşegül. Altından kalkamam ben belli. Bu lafın. Çok üzersin beni yani. Ama belli. Burada beni ancak yo, bir kişi o zaman üzebilir. Fanlarına mesaj atmayacaksın elenmek istiyorum diye. Allah Allah. Öyle sen kim oynuyorsun? Onu? Fanlarına mı oynuyorsun? Öyle mi anladın? Sen kim oynuyorsun bu tehlikeli. Durumda? Tehlikeli.
Sen kimi oynuyorsun? Herkes sana göre tehlikeli. Ayşegül neden bahsediyorsun? Yani buradan çıktığımızda fanlarına çok yorulduğunu, burada çok yorulduğu ile ilgili, burada kalmak istemediğini ilgili mesaj atıyormuş. Tam burada kalmak istemiyormuş. Bir haber çıktı benim hakkımda. Doğru mu Çiğdem abla dediler. Ve ben o gün Gülşah'la bir problem yaşadım ki buraya taşımak istemiyorum sadece ne olduğunu değil. Aramızda bir problem yaşadık ve ben ağlıyordum. Ve bir haber çıkmış hafta içerisinde benim moralimin bozuk olduğu vesaire bir şeyler, bir o da önemli değil. Bunun üzerine fanlar Çiğdem abla gidecek misin? Gerçekten sen elenmek mi istiyorsun? Ben de dedim ki ben onlara çok yazmıyorum ama o kadar duygusal anımda yazdılar ki. Dedim ki ben çok üzüldüm, çok yıprandım. Gülşah'la yaşadığım problemden dolayı arkadaşlıklar çok kötü, çok üzüyoruz birbirimizi. Kısmet demek ki sen dedim. Bir kesime oynuyorsun yani. Bunu söylemen ve benim de 13 yaşındaki bir fanım ona cevap verdim diye bunu Çiğdem abla bana cevap verdi. Ha, ayrıca olarak. Bir fotoğrafın altında böyle bir şey değil. Yok, sadece hayır, cevap özelden verdim. Onlara cevap veriyorum ya 13 yaşında senin bir kız çocuğu. Senin nereden haberin oldu? Özel. Sonra Nihal'in konuşmaları yayınladılar ama çok nazik anlattığı için Çiğdem her hayır, neyse. Hayır, ben konuşmaları gördüm çünkü benim fanlarım artık hani Çiğdem'le aramız iyi olduğu için hemen Çiğdem'in her şeyini takip ediyorlar. Profilinde gördüm anlattığı gibi. Olmuş. Hani böyle sadece duygusal durumundan haber vermiş. Elenmek istiyorum diye bir şey söylememiş. Doğru o hatta haber. İstemediği için kaldırın dedim. Yani Çiğdem o kadar abartı bir şey söylememiş. Yo, çok çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum çünkü arkadaşlıkların samimi olmadığını gördüm demiş sadece. Ne zamandan beri buradaki konuşmaları dışarı çıkarıyoruz? Bir. İkincisi ben Çiğdem'in de genel olarak burada ne zaman bir şey olsa, bir kavga çıksa içeri gitmek istiyorum diye gidişlerini olabilir, bildiğim için buna dayanarak söylüyorum. Yani sen şu anda melek dedin Çiğdem için ama öyle bir şey yok yani. Melek demiyorum. Da, sadece neyse, bir şey söylemek doğru. İstemiyorum. Ben seni gitmek istediğini düşünüyorum. Ne zaman kavga etsen bir atarlanıp gitmek istediğini söylediğin gibi. Hani burada bir anda böyle hanımefendiyi oynamaya gerek yok yani. Peki şu eleme fotosu aşamasında bunu söylemenin maksadı ne acaba? Çünkü elenmek isteyen bir insan neden burada Öykü Hanım? Yani sürekli bir havalarda bir şey olan bir insan. Diyor. Hani buradan yoruldum, buradan sıkıldım, buradan gitmek istiyorum. Bence hani niye hakkımız yeniyor o zaman? Ben bir başkasının hakkını yendiğini düşünüyorum bu konuşmaları yapan bir insanla ilgili. Yani burada kalmak istemeyen kalmasın. Ayşegül biraz robot olduğu için, ne duygularını olduğu için, yaşayamadığı dedi? İçin biz derdimizi anlatmadık robot diye bizi dedi. Dertsiz zannediyorlar burada. Ben robot ya, değilim. Ruh halime göre bazen davranıyorum. 2,5 ay geçmiş. 24 saatimin 15 saatini burada geçiriyorsam tabii ki de sadece benim git gellerim oluyor. Sen politik olduğun, ben seni de takdir ediyorum ben Ayşegül. Ben politik değilim. Bak ben seni takdir ediyorum. Ne dedim geçen hafta? Senin gibi olabilmek isterim diye. Ama ben senin gibi olamam. Ben böyleyim yani. Keşke düzelse. Keşke her ortama olduğu gibi ayak uydursam. Yok, çok güzel olacak, ayak uyduramıyorsun. Dışarıda diye gitmek istiyorum deyip ama burada gitmek istemiyorum. Yemin ederim diyorsun. Yapamıyorum. Bu da senin ayak uydurma duygularım şekli. Var. Aynı yapamıyorum. Anda konuşmayın. Diyorum ki yani bir ortama istediğinde çok güzel ayak uydurabiliyorsun dışarıda. İşte öyleyim. Avaz demek avaz ki çok gitmek iyi istiyorum diyorsun. Buraya çıktığında gitmek istemiyorum ve bütün gibilerinden davranıyorsun. Ve bütün güzel oynama şekli. Ben kendim anlattım. Burada her şeyimi açık yüreklilikle söyledim. Ama bunu bazı arkadaşlarım bana silah olarak kullandılar. Ay. Bazen güvenirsiniz anlatırsınız, bazen açık yürekliliğinizle anlatırsınız. Bana bir şey bunların anlatmadın. Size geri döneceğini ben bu platformda çok iyi anladım. Bu yaşımda anladım. Sosyal hayatımda çok iyi ders verdin bana. Ne diyorsun Çiğdem ya? Ne, bir şey soracağım. Sen bana hiçbir şey anlatmadın yani. Buradan her tartışmanda gitmek istiyorum diye çıkıp gidiyorsun. Ben kendi hakkımın yenmesini istemiyorum. Belki sen benim iyi bir rakibimsin. Gitmek istiyorsan git o bak, zaman yani. Bak tarzı nedir biliyor musun Ayşegül? Gitmek sen burada kalsan gidersin. Bile birinci olamazsın. Tamam mı? Bu seni hiç ilgilendirmez. Tarz giyinmekle olmuyor. Bu seni biraz hiç ilgilendirmez. Ay bir şey soracağım. Biraz bana kalp, ne kalp. Dersi veriyorsun kalp, şu an? Tamam mı? Bana ne dersi veriyorsun? Bak ben buradan bu akşam jürinin isteğiyle gidersem. Sen burada kal. Ben yani teşekkür ederim gitsem de kalsam da çok emekleri geçti. Herkesin, arkadaşlarımın, küs olduklarımın bile birbirimize destek olduğumuz günler oldu. Ama sen burada birinci olamayacaksın biliyor musun? O
zaman ben ne bunda bir şey ararım. Ne verirsen elinle o gelir seninle. Ben tamam. Bunun altında bir şey ararım o zaman. Ben demek ki bunun altında bir şey ararım. İnsanları yönlendirdiğine dair. Olurum veya olmam, bu seni hiç ilgilendirmez. Ben buradan giderken de olurum veya olmam. Bu seni hiç ilgilendirmez. Normal hayatında da burada sergilediğin bir duruşun yok. Daha geçen gün Gülşah'la bir problem yaşadın. Konuşmalarının şeyi ortada. Aynı şekilde Ayşenur'un arkasından konuşuyorsun. Bak, kendisi hiçbir şey söylemiyor. Söylemiyor çünkü seninle aynı problem şeyde değil. Problem yaşadığım insan aynı ve Nihal değil. Bana bunu yapmazken senin kulaktan dolma laflarla şuraya çıkman. Nihal herkes gördü biraz. Senin bu yüzünü. Nihal bir şey söylemedi be. Nihal çocuk Nihal biraz benim. Nihal söylemedi, sildirdim bir onu. Bir şey söyleyeceğim. Elim ayağım titriyor. Söyleme, Nihal'in ya da başka kadar, birinin hakkını savunmuyorum ben. Ben gördüğümü söylüyorum. Bizden. Geçen gün de söyledim. Gitmek istiyorsan bence bunu açık yüreklik gitmek söyle. Gitmek istemiyorum arkadan Ayşegül. Arkadaşlar üst üste konuşuyorsunuz. Gitmek istemiyorum. Var mı itirazın? Güzel oynuyorsun onu söylüyorum. Arkada atarlanamazsın işte. Gitmek istiyorum diye. Tamam sakin olalım. Allah Allah. Arkada gayet atarlı bir şekilde gitmek burada istiyorum. Burada en büyük ben problemleri... Çekemiyorum. Burada kendi en büyük problemleri ben yaşadım. Şurada da yaptım. Tabii o saygısızlığı. Orada da yaptım. Orada da yaptım. Evimden de yaptım. Telefondan da yaptım. Var mı işte, itirazın? Bak böylesin i̇şte yani. Oyun değil sen demek de şu an o. Kendi yüzünü göstermiş oluyorsun. Sen biraz yaptın daha sinirlensen mı? Göstereceksin. Sen yaptın mı? Yok, benim hiçbir şey yapmama gerek çünkü yok. Çünkü hırs var. Senin gibi ekrana çıkmaktan memnun olduğum için burada değilim. Yarışmanın bilincinde olduğum için buradayım. Peki. Kusura bakma tamam, yani. Kararlara geri dönelim. Özden. Yani benim yakın arkadaşım olduğu için Nihal diyorum. Nihal'in kalmasını istiyorum. Bol şans Çiğdem. Emel? Nihal diyorum gider. Çünkü Çiğdem'in kalmasını istiyorum. Evet, bu durumda Çiğdem ve Sinem. Çiğdem. Efendim. Bir şey soracağım. Teşekkür ederim abi. Sevindin herhalde. Oyunculuk yapmaktansa şuraya çıkmayı tercih ederim. İşte öyle oldu. Duyduğum. İşte dilediğine dikkat et. Başka şeyler dile. Demek ki kabul oluyormuş. İkinize de bol şans teşekkür diliyorum. Ederim. Kolay gelsin. Tamam. Zor önce temizlen sonra yeniden. Tamam. Görüşürüz. Bol şans. Gecenin bol sonunda. Kaç oldu? 4 mü 5 mi? Saymakla bitmiyor. Çekirge sıçrıyordu. Sürekli buradan geri dönüyorsun. Eleme potasından sekerek şuradaki boş koltuğa geçiyorsun. En sevdiğim koltuk. Nereye kadar? İşte o beni bu soru gelince ben biraz hüzünleniyorum. Çiğdem'e bağlıyorum, duygu yüklü. Bol şans o zaman. Bir Gülşen Bubikoğlu performansı göreceğiz. Evet, teşekkür ederim. Geçebilirsin yerine. Teşekkürler. Gitme kalma mücadelesinde. Bakalım kiminle vedalaşacağız? Farklı ama çok çok fazla farklı. Ben o farklılığı fazla farklı yapmak istedim. Senin üzerindeki fikri beğendim ama o kadar çok kendini parçalamışsın ve karıştırmışsın ki. Burasını üst beğendim ama olacakken olmamış yani fazla olmuş. Görünürde güzel bir tasarım ama vücut tipine ve sana uygun bir şey değil. Greta Garbo gibisin kardeşim. Ne diyeyim sana? Şu duruşun, şu yürüyüşün. Çok güzel bir tasarım fakat bu sana çok fazla. Böyle uzun uzun manzaraya karşı bakıyorum. Sevgili izleyiciler, ağır aksaktan pek haz etmiyoruz. Mümkünse afilli şekli ve seri olsun her ne olacaksa. İşte All Star'ın da tam bu yerine rast geldik, geliyoruz sevgili izleyiciler. Açılışta boşuna ses kes demedim. Zira havadis pek mühim. Jüriyelerimiz biliyorlar tabii ki. Bu gece All Star'ın 12. haftasını tamamlıyoruz. Önümüzdeki hafta başında İki yeni yarışmacımız dahil olacak. Yarışı saçlarından yakalayıp bu rekabete dahil olacaklar. Sonrasında artık içeriye açılan bütün kapıları kapatıyoruz. Bu kadar. Sonrasında da artık ardından sürprizi geliyoruz. Haftalar arka arkaya geçecek. Ve birer birer değil, yeri gelecek çifter çifter elenecek yarışmacılarımız. Koşarak yılbaşından önce 2015'in
en tarz kadının kim olduğunu öğreneceğiz. Ve 150 bin liralık ödül kimin olacak? Bunu da öğreneceğiz. Kısacası artık köşeyi dönüyoruz. Son düzlükteyiz. E havadis mühim değil mi? Bence de. Aynen öyle. Kızlar bol şans diliyoruz. Birer birer değil, çifter çifter gitmek de var işin ucunda. Geri dönelim. Bu havadisten sonra artık bu heyecan bize yeter. Efendim gecenin konseptini bir kez daha hatırlatalım. Yeşilçam'dayız, Türk sineması. Mavi Boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır eşliğinde. Emel Sayın'ı canlandıracak Ayşenur Balcı podyumda.